Serdar Hocam siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle tabii bu kronik hastalar daha çok konuşmamız gereken konulardan biri belki. Keza daha yeni haberini aldık. 33 yaşındaki genç bir kadın da hayatını kaybetti. Romatizmal bir hastalığı varmış ve çocukluğundan itibaren bir ilaç kullanıyormuş. Hangi kronik hastalıklar özellikle risk grubu ve nasıl korunacaklar? Beni davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Hani ben de söz sırası bana geldiğinde ben de hem bu enfeksiyonu geçiren hastalara geçmiş olsun diyorum. Hem de vefat eden kişilerin başı sağ olsun. Fakat ben bir medikal onkoloğum. Yani kanser hastalıkları uzmanıyım. Ama iç hastalıkları geçmişiniz de olduğu için size sormak istedim bunu. Yani teşekkür ederim. Kendimi bayağı kötü hissederim. Çünkü ben iç hastalıkları eğitimi 1993 yılında bitirdim. O zamandan beri kansere odaklandım. Yıl 2020, 27 yıl falan oldu. Onun için hani bu hastalığın uzmanı benim gözümde enfeksiyon hastalıkları uzmanları, tabii, göğüs hastalıkları uzmanları, belki de bunu hani yoğun bir şekilde yaşayan yoğun bakım uzmanları. Hani ben olsam bu hastalıkla ilgili hani yorum yapacak en çok hani klinisyenler olarak o kişileri düşünürdüm onlara. Hani benim buraya gelmemdeki sebebim biz medikal onkologlar olarak yani kanser hastalarına tedavi veren doktorlar olarak bu COVID-19 krizi sırasında kanser hastalarına nasıl yaklaşmalıyız, ne gibi sıkıntılarımız var, o hastalarımıza vereceğimiz mesajlar nelerdir? Daha çok bunları konuşmak için buradayım. Tamam, şunu sorayım o zaman size. Şimdi tedavileri tamamlanmış kanser hastalarıyla ilgili olarak özellikle artık kontrollerinin ertelenebileceği söyleniyor. Çünkü hastaneler de malum riskli ortamlar şu an, en riskli ortamlar. Bu süreçte tabii kanser hastalarının hakkında pek çok soru var. Hani evdeyim ama kontrole gidemiyorum, kötü duruma gelir miyim? Nedir onlara tavsiyeleriniz? Evet, biz aslında işte böyle sorular olduğu için 9 kişilik bir danışma kurulu, pandemi danışma kurulu oluşturduk. Tıbbi Onkoloji Derneği'nin içinde ve bu kurulun içine yine Sağlık Bakanlığı'nın enfeksiyon hastalıkları uzmanı olduğu için Sağlık Bakanlığı'nın danışma kurulu içinde olan üyelerimizi de aldık. Onların da yardımını istedik. Hı hı. Ve konuştuğumuz konulardan, karara vardığımız şeylerden bir tanesi de buydu. Kanser hastalarının düzenli olarak takibe gelmeleri gerekiyor ama bu COVID-19 pandemisinin yarattığı risk nedeniyle eğer hastalarımızın bir şu an için aktif bir sıkıntıları yoksa, doktorlara danışmaları gereken özel bir sorunları yoksa bunu ertelemelerinin daha doğru olacağını düşündük. Verdiğimiz kararlardan bir tanesi buydu. Belki hani siz gündeme getirmediğiniz bilahare getirebilirsiniz ama bundan da daha çok karşımıza gelen soru şuydu. Hani aktif kemoterapi alan hastalar, tabii, ne olacak? Asıl onlar hani bir ikilemde kalmış durumdalar. Tabii. İster şimdi konuşabiliriz ki ama ona da bilahare değinirsek, memnuniyetle. Evet, iyi buyurun. Olur. Yani şu an kemoterapi tedavisi alan hali hazırdaki kanser hastaları ne yapacaklar? Evet, oradaki kararımız da şuydu. Hastalarımız dedik, hastaneye geldiği zaman önce Sağlık Bakanlığı'nın kurallarıyla bu COVID için taransınlar. Yani ateşleri var mı yok mu, onkoloji doktorunun yanına gitmeden bunun için taransınlar. Eğer işte o sözü edilen sıkıntılar varsa, ateş, öksürük, işte nefes darlığı gibi, o zaman bizim alanımızdan bu hastalar çıksın. O zaman işte göğüs hastalıkları uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının tedavi protokolleri neyse onlara girsin ve bizim tedavilerimiz bir yanda dursun. Ama hastalarımızın büyük çoğunluğunda tabii, çünkü sonuçta hani 3000-5000 vaka da deseniz bütün onkoloji hastalarını düşündüğünüz zaman bu bunun içinde aslında küçük bir rakam olmuş oluyor tabii. Evet. Öyle olunca hani hastalarımızın büyük çoğunluğunun böyle bir sıkıntısı yok. İşte böyle bir sıkıntısı olmayan ve aktif kemoterapi alan hastaların tedavisi durdurulmasın. Bu tedavi devam etsin dedik. Çünkü sonuçta bu hastalarımızın içinde kanser hastalığı var olan bir sorun. Bunu %100 olduğunu biliyoruz. Oysa ki COVID hastalığına yakalanıp yakalanmama tabii tamamen ihtimal dahilinde olan bir şey. Daha küçük bir şey. Onun için böyle bir risk almasınlar. Bu hastalarımız tedavilerine devam etsin dedik. Ama bu tedavinin nasıl olacağı konusunda da işte başka bir takım önerilerde bulunduk. Yine bilahare onu da isterseniz konuşabiliriz. Bir de bütün konuşmamız bu fitoterapi üzerine olmaz değil mi? Evet, çünkü ben sahadan, onkolog arkadaşlarımdan kanser hastalarının bakımıyla ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Vermek istediğimiz mesajlar var falan. Bütün iş fitoterapi var yoka girsin de.
İstemiyorum. Yok, 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 ben kelime daha etmeyeceğim. Şimdi, çok, çok teşekkür ederim. Olduk. Çok teşekkür ederim. Tabii öncesinde hocam ben size sormak istiyorum. Serdar Hoca'ya da çok soru geliyor. Malum çok fazla kanser hastası yayını takip ediyor. Şimdi onkolojiyle uğraşan hemşire ve doktorlar COVID servisi ve polikliniğine alınırsa 14 gün o zaman onkoloji servisine giremezler. Bu tarz durumlar için nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Aynen öyle, bu vermek istediğimiz mesajlardan birisiydi. Şimdi tabii başhekimler kaç tane doktora ihtiyacım var diye bakarak hani bir takım kararlar verebiliyorlar. Onkoloji hastalarına bakan görevlileri COVID servisinde de görevli olsun istiyorlar. Ama sizin de söylediğiniz gibi şimdi oraya gidip de bir kere riski alırsa o zaman ertesi gün, çünkü sabah geldiğin zaman da kemoterapi alacak kanser hastalarına bak diyorlar. Bu sefer siz o hastaların hepsini bulaş riskine sokmuş oluyorsunuz ve biz doktor olarak bundan çok huzursuz oluyoruz. Çok huzursuz oluyoruz. Yani öyle bir durumdayız ki biz aslında çok fazla bu kemoterapi uygulanan yerlerin, kemoterapi kanser hastalarının görüldüğü yerlerin, tedavi uygulandığı yerlerin bu COVID şeylerine, servislerine yakın olmasından bile huzursuz oluyoruz. Yani eğer çok yakın olmak zorunda ise ayrı ayrı binalarda olsun, öyle ayrılsın istiyoruz. Yani bundan biz çok muzdaribiz. Başka bir konu sorusu gelmemiş ama ben söyleyeyim. Şimdi 65 yaş üstü... Yok, kesin gelmiştir, hepsini okumaya zamanım. Başka bir şey ama mesajını vermiş. 65 yaş üstü sokağa çıkmasın deniyor. Şimdi biraz önce söylenen konu, yani bizim için onkoloji hastasının tedavisi o kadar önemli ki 65 yaşında olduğu için iyi, tamam, onkolojik tedaviyi durduralım. Böyle bir şey bizim onkologlar olarak kabul etmemiz mümkün değil. Tabii. Biz de dedik ki bu hastalarımızın sokağa çıkabilmesi için bir istisnai durum yaratılsın. Bunu biz bildirmemize rağmen maalesef bu gerçekleşmedi. Şimdi biz buna mikro çözümler bulmaya çalışıyoruz. İşte reçete kağıdının üstüne onkoloji hastasıdır, sokağa çıkabilir falan diyoruz. Ama bazen de bir belediye otobüsü şoförü ya da başka birinin işgüzarlığı tutabiliyor. Bu hastalarımızı otobüse bindirmiyor, dışarı çıkartmıyor falan. Yani böyle şeylerle uğraşılmasını da istemiyoruz. Biz bir an önce mesela bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz. Yine otoriteler söylüyorlar, diyorlar ki biz maskeleri dağıtıyoruz, işte koruma ekipmanlarını dağıtıyoruz. Fakat ben de size cepheden bilgi veriyorum. Yani şimdi bizim 700 tane onkolog arkadaşımız var. Bir tane çatı örgütümüz var. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği. Ben de bunun başkanı olarak söylüyorum. Yani belki verilen oradan tepeye verilen mesajlar başkadır. Bizzat ama cephede olan arkadaşlarımız yeterince bu koruyucu ekipmanlara sahip olmadıkları kanaatindeler. Hı. Onun için yani bu sorunun iyi bir iletişim mi olur? Yani bitmeyecek şekilde bir temin edilmesi mi olur bu maskelerin, koruyucu şeylerin olmadığı kanaatindeler. Yani ben bunu yüksek sesle otoritelerin de duymasını istiyorum. Böyle bir sıkıntımız var. Bunun giderilmesine ihtiyacımız var. Teşekkürler. Peki, hocam biz teşekkür ederiz. Kanser hastalarının durumuna tekrardan Serdar Hocam dönmek istiyorum. Çünkü dediniz ki izole edilmeliler. Bir şekilde kanser hastasının tedavisinin ertelenmesini kabul etmeyen hasta, ben kanserliyim, İşte benim ne kadar ömrüm ama kaldı. Ama tedavi ertelenmesi gibi bir şey yok zaten. Zaten böyle bir şey söyleyeyim, sakın yanlış bir mesaj vermeyeyim. Olsa olsa tedavinin biraz daha basitleştirip çok uzun hastane şuna yatışı gerektirmiyor. Şuna gelmek istiyorum. Acaba ayrı bir ünite mi kurulmalı hastaneler içerisinde? Yani izole etmek değil ama kanser hastalarının tedavi edileceği. Zaten ama öyledir zaten, yani normal şartlarda kemoterapi ayrı yerlerde uygulanır da bizim orada biraz önce söylemeye çalıştığımız şuydu. Şimdi COVID hastalarının gözlemlendiği üniteler de kuruldu hastanelerin içinde. Bunlar yani birbirine yakın olmasın diyor. Çok olmasın, huzursuzluk verici bir şey. Ayrı katlarda uzak uzak olabilir ama yani eğer hastanenin şartları buna izin vermiyor, yan yana ise orada kemoterapiyi toptan durdurup kemoterapiyi başka bir binada olan yani bir hastane daha çok uzaklaştı. Çok daha içimize sinecek bir şey olacak. Evet, peki. Biz Ümit Hocam teşekkür ederiz. Yani bu böyle bizim de hani bir yandan başka dert var şimdi bu falan deniyor ama bu hani alkışlandı. Hepimiz çok sevindik, çok mutlu olduk. Ama bu şiddet maalesef hani bitmeden devam ediyor, gidiyor ve bu bizi çok üzüyor. Çok üzüyor yani, hem söylemeyelim şimdi sırası mı diyoruz hem de içimizde kanayan bir yara olarak buradan, kalmış oluyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrı da bulunalım. Yani bir medya sorumluluğu içerisinde. Ben de yine bu sosyal izolasyonu onkolojik açıdan iki tane şey söylemek istiyorum. Bir tanesi... Sağlık çalışanları hocam adeta askerlerimiz gibi
sağlık ordumuz şu anda. Çok mühim bir iş. Yani bu ülkenin nasıl sınırlarını koruyan Mehmetçiğe bir el kalktığı zaman ayağa kalkıyoruz. Sağlık çalışanlarımızı da adeta ülkenin koruyucusu gibi görmemiz gerekiyor ve hastanelerde, hastane civarlarında bu tip saldırılara karşı topyekün tepki vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani artık cevap vermemiz gerekiyor. Orada polisin gelmesinden ziyade orada bir sağlık çalışanını korumamız, önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü en son Süreyya Paşa Hastanesi'nde ki İstanbul'un en önemli hastanelerinden biridir göğüs hastalıklarında. Orada bir saldırı gerçekleşti. Gerçekten o hastanedeki bütün personelin, sağlık çalışanlarının çok ciddi anlamda moralleri bozuldu. Evet. İş gücü, enerjileri düştü. Ki o sağlık çalışanları da aslında o kişiyi korumaya çalışıyorlar. Evet. Ve salgın hastalık döneminde oldu bu. Burada yani hepimizin üzerine bir görev düşüyor. Toplumun toplam kalitesi aslında. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi doktorluk zaten o kadar böyle obsesif bir iş ki, o kadar başarılı olmaya odaklanmışız. Bir tane bir hastaya bir yanlış dozda yazarız bilmem ne diye bütün hani böyle kendimizi buna şey yapmışız ki. Hani fiziksel şiddet tabii ki çok kötü ama inanın bir hastanın veya yakının doktora söylediği kötü bir söz, kötü bir söz, bir hakaret, bir şey bizleri o kadar derinden etkiliyor ki bunu o işin içinde olmayan kişiler şey yapamaz. Yani bize 1000 kişi Allah razı olsun işte ne tuttuğun altın olsun falan diyor. Bir kişi kötü bir şey söylüyor. Siz bütün gün o kötü kişinin sözüyle dolaşırsınız. Bir hocam, hafta. Hocam dolaşmayın o sözle. Ama öyle olur. Çünkü doktorluk böyle obsesif bir iş yani. Obsesif bir iş. Ben biraz önce yarım kaldım, onu söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızın ricası. Efendim. Bu refakatçi işiyle ilgili bir sıkıntımız. Yani bir yandan sosyal izolasyon deniyor ama onkolojik hastalarda böyle birkaç tane refakatçiyle lütfen gelinmesin. Bu herkese her şeyi zarara sokan bir şey. Biliyoruz ki bazen bir kişinin arabayı kullanması gerekiyor. Bir kişi hastanın koluna giriyor. Tek refakatçi bunu kabul ediyoruz ama birkaç kişi dışarıda beklesin. Hastanenin dışında beklesin. Peki hocam, hastanenin koluna olduk. Girecek kişi bir kişi maksimum gelsin. Evet. Veya hasta yürüyorsa kimse gelmesin. Bu da önemli bir çağrı. Teşekkür ederim. Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Serdar Tunhal. Hocam teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Biz bu vesile için size teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.